Evet, bu anahtarı aldık. Stairway K diye geçiyor. Bakalım nereler anahtarı istiyor, hemen bakalım. Şu üçüncü kata çıkışta bir anahtar istiyordu galiba, oraya çıkacağız. Aynen, şu merdivenlere çıkalım. Oyunu kaydettik mi? Bir hatırlayamadım. Bir kaydedeyim oyunu. Nasıl peki kalite? Evet, üst kata girdim şu an Django. Buraya girebilmek için ne uğraştık? ...312 numaralı odaya gideceğiz. Yani tam karşı odaya gireceğim. Ama ondan önce buraya bir açıyor mu bakayım? Açmıyor. Tamam, bir girelim bakalım. Hani beni bekliyorlardı bu odada. Notlar falan vardı. Bir sürü şeyler vardı. Geldik, hiçbir şey olmadı. Her tarafa tıklıyorum. He, kaset almıştık bir yerden. Kaseti burada mı izleyeceğiz? Yok, burada değil. Video oynatıcı yerdeymiş. Evet. Bu videoyu izleyebilmek için buraya geldik. Karısıyla ilgili gelişmeler mi görecek bakalım. Are you taping again? Come on. Karısını gördü. I don't know why, but I just Ölmüş love olan it here. karısını görüyor şu an. So peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. Herhalde hastalanmadan I önceki think I halini can görüyor see karısının. why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Bana bir şey için söz verdi James'i de ama niçin anlamadım. Ha, bak, kendi karısını nasıl öldürdüğünü gösteriyor galiba kasette. Kendi öldürdü ya bu karısını. Psikolojisi bozuldu. Silent Hill'e gitti ondan sonra. Orada Silent Hill'de hayaller görmeye başladı. Özel bir kasaba olduğu için orası. Kişiye özel muamele yapıyor. Biz kendi kafamızdaki hayatı yaşıyoruz şu an Silent Hill'de. O yüzden böyle zorlu durumlardayız. Psikolojik sorunlarımız var yani. Baş kahraman James. İç açıcı bir karakter değil aslında. İçin elhamdülillah diyorsun yani. Kendi karısını öldürdüğünü gördü tekrar şimdi oradan. Boynunu yere eğdi. Boynu bükükler gibi Django ağlamaklı bir şekilde oturuyor orada. Güzel müzikler çalmaya başladı. Gerçekler acıdır. İnsanın yüzüne tokat gibi çarpar böyle James. Hemen kendi karısını öldürürken ki bir kısmını kısmen gösterdi video kasetinde. Buldun mu Mary? James diyor. James cevap veremiyor.
kadar güzel çalıyor müzikler. Mary öldü. Ben öldürdüm diyor. Kıza itiraf etti Laura'ya, küçük kıza. Karısını öldürdüğünü söyledi. Sen katilsin. Neden diyor. Senin için bekliyordu. Neden? Neden? Bu kafa sesi aslında bu kız. Kafasındaki hayali karakterlerden, yarattığı karakterlerden bir tanesi. Psikopat James. Kısasa kısas senin ölmen lazım. Mary'nin intikamını almamız lazım Cengiz. Ama karakteri biz yönetiyoruz ya, sıkıntı oldu. James geliyor lütfen. Ne ses falan diyor, başka sesler duymaya başladı. Kayıp mısın? Seni görmek istiyorum James diyor lütfen. Herhalde karısını öldürürken ki karısının çığlıkları mı acaba bunlar? Yeni çıktım ya. Şu an ışığı kullanamıyoruz. Neden? Burada ışık açtırmıyor Cengo bize. Demek ki bu final stage'ye yaklaşıyordu. Büyük ihtimalle. Şu güzel şu piramit kafanın şeyini de aldım Cengo. Silahını aldım, mızrakla dolaşıyordum. Tek atıyor yaratıklara. Tüfeği aldık Cengo. Aklımız dayılısı. Şuradaki sağ taraftaki odaya girelim. Giremedik. Kayıt noktasını da verdi. Kesin finale gidiyoruz şu an Cengo. Anladım abi. Oyunu kaydettim. Asansörler de kapalı. Merdivenlerden aşağı ineceğim. Başka yolun kalmadı.
ortam değişmiş Cengo. Hani bunda Silent Hill'de ortam değişiyor, yerler kabarıyor falan böyle, bir her taraf deli dehşet oluyor. Şu an giremediğim bazı kapılar açılmış. Pompalı alalım o zaman şimdi. Direkt yüz yüze gelmiyorum yaratıklarla. Tekrar işaretlendi bunlar. Gene iyice bakalım da detaylı etrafa. Finale gidiyoruz bence ya şu an. Hani bir yerde bir kapışacağız, bir şeyler olacak galiba. Tam hatırlamıyorum da. Biz gene de bakalım etrafa. Kulaklık buldum bir tane, onu takıyorum. Doktorun konuşmalarını duyuyorum Miri ile ilgili. Dedi 6 ay diyor. Acaba ömrüyle ilgili bir şey mi diyor Meri'nin? Evet, halak hastaymış Meri. Havada uçan yatak yani gördüm. Bence de bu adamın karısını öldürmesi bana bir egzantrik geliyor ya. Saçma geliyor yani. İşte kadın yatalak hasta, bu dayanamıyor herhalde. Bunalıma giriyor. Kapıdan girdim. ...207'den giriyor. 204'ten çıkıyor galiba Cengo. Bir anormallik var orada, bakayım. Aynen bak, 207'den giriyorum, 204'ten çıkıyor. Ama şöyle de bir durum var. Şurada karanlık yerden devam edelim. Diğer kanattan çıktım Cengo. Gidemediğim bir yer vardı ya. 202'den girdim. Diğer bloktan çıktım 219'dan. 20'den çıktın ha, 19'dan çıktın. Şimdi bir pencereyi merak ettim ben. Şuradaki pencereye bir bakayım. Oo, buradan geri dönüş de yok. Aynı yere bir geri atıyor Cengo. Daha deneyim çıkmayı. Bu odadan giriyorum, karşı odadan geri çıkıyor. Buralar işaretliydi gerçi. Gene de basıyorum.
Arkamda da var iki tane. Olabilir de asansör var. Şu 212'ye girebiliyorum. Bir de asansör deneyebiliyorum ama bir 212'yi deneyeyim. Ya beni geriye attı. Demek ki burada odalarla ilgili bir şey var. Sıkıntı var. Dikkat edeceğim yani odalara karşı. Şimdi yukarıdan geri attı beni 219'a. Tamam bir 220'ye girmeye çalışayım. Buraya girmeye çalışmadık. Nereye attı bizi? En başa attı. Görüyor musun Cengiz? Tamam yol buradan. Şimdi buna giriyoruz. Bu bir. Sonra buradan gidiyoruz. Buna giriyoruz. Şurada var mı şey? Yok. Pardon şuna giriyoruz. Sonra buradan devam ediyoruz. Buradan girdiğimiz zaman bizi başa atıyor. O yüzden sağ taraftaki asansöre girmeye çalışacağım şimdi. Şey asansöre diyorum. Merdiven boşluğuna girdik. Bakalım hemen arkadan. Tamam burada tek kapı şu asansör. Hemen şu köşede. Bir şeye bakıyor burada. Enerji verdi Cengo. Bir sürü de mermim var. Büyük ihtimalle kapışacağız. Aynen babuş. Hareket etmiyor asansör. Benim basmamı bekliyor. Dur bakayım bir haritaya bakalım da ona göre basalım. Rastgele basmayalım. Sen ne yapıyorsun? İzliyor musun? Sonuna yaklaştı diye. Oha! Birinci katta daha bir süre gireceğiz Cengo. Bodrum katta da bir yer var. Bodrum kata da gitmem lazım. Bir bodrum kata halledelim o zaman. Allah kahretmesin. Asansörün içine mi girdi o? Uygun koptu lan. Olduğum yerde zıpladım ama. Şimdi ışık da açamıyoruz burada. Sıkıntı. Sular da bastı biraz. Tırsa tırsa yürüyorum yani. Sol taraftaki odaya gireceğiz. Bar mı burası? Ne burası? Her taraf su basmış. Aynen bar. Fener çalışmıyor mu hala? Çalışmıyor burada. Açmıyor fener burada. Oo bir sürü enerji verdi ha. Sağlam bir kapışma var bence. Mermi veriyor, enerji veriyor bir sürü. Bize kıytırık tabancaya dolaşıyoruz. Baksana mermilere. 230 tane kaç tane var? 239 tane. 250 tane de sana. Toplamda. 100 tane bunun oldu ya. Ben full pompalıyla dolaşırım artık hiç. Oyun bitecek. Kısa kısa oradan buradan silahlardan. Hala mermi veriyor.
Enerji veriyor. Burada güçlü yaratıklardan olabilir. Müzik falan bayağı tehlikeli hal aldı şu an. Ben şu an zifir karanlık oynuyorum, Jenga oyunu. Of, yangın var. Angela binayı mı yaktı? Evet arkadaşlar, büyük ihtimalle sona doğru gidiyoruz. Bayağı sağlam oynadık. Anne diyor James'e, annesiyle karıştırdı. Bu da James gibi kendi kafasında kurduğu olayları yaşıyor. Silent Hill buna, ona göre olaylar gösteriyor. Aynı kaderi paylaşıyoruz diyebiliriz Angela ile, ama kendi yolumuzdan gidiyoruz. Müzikleri duyuyor mu Django? Oğlum sen, üzgünüm. İyice uçmuş Angela, kafa falan gitmiş. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. Çayımı almaya gittin Django. Give me back that knife. Oo, ortalık karışmış. Çayımı almaya gittin diyor. Saving it for yourself. Bu Angela. Karşımdaki kadın, o da bizim gibi kendi hayalini hayal görüyor. Silent Hill'e giriyor işte, gene aynı olaylar var. O da kendi kaderini yaşıyor şu an Silent Hill'de, kendi yaptıklarından dolayı. O annesini arıyor. Bizim James gibi. Biz karımızı arıyoruz, annesini arıyor. Ah, yanarak öldü kadın. Ya da yol mu kapandı bilmiyorum. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. Biz buradan gidemeyiz artık. Buradan geri döneceğiz mecburen. Canım gider mi acaba? Gidemiyorum aynen. Ben geri döneceğim. Kadın ölüme gitti oradan.
Bodrum katı da hallettik. Bu katta gidebileceğim tek bir yer var. Sağdan gideceğim. En sağda bir kapı var. Buraya girememiştim. Burada haritayı göstermiyor. Biz gittikçe açılacak. Bunlar da demeç vuruyor ayaklarından. Burada hala haritayı göstermiyor mu? Göstermiyor. Kayıt noktasına bak, özel bir kayıt noktası var. Final yere mi gireceğiz acaba? Videoya girdi Django. İki tane kapı. İki tane piramit kafa geliyordu galiba. PlayStation 2'den hatırladım şimdi sonda. Orası mı burası acaba? Oo evet hatırladım bak. İki kere öldü kadın, üçüncüyü öldürecekler şimdi. Eyvah. Maria gene gitti Django. Üçüncü ölü şu kadının. Kendi karısına benzetiyor bunu. Ve daha seksi giyinimli çünkü bunun karısı yatalak hasta, seks hayatı da yok. Psikolojisi de bozuk olduğu için bu adamın. Öyle bir yansıması bu Maria buradaki yerlere. Silent Hill'deki hali yani. Aynen final Django, bunları nasıl geçecek hatırlamıyorum yalnız. Topladı. Mermi işlemiyor şu an, denedim. Demek ki bir süre burada koşacağız. Bu Silent Hill'in bir alarm sesi var ya, çalıyor falan böyle. Hızlı yürüyor bunlar. Anahtar falan da yok bizde değil mi? Yok. Ben bunlara her şeyi denedim. Silahlarla her şeyi vurmaya. Bunlar ölümsüz. Bir süre kaçacağız bunlardan.
Gördün mü, hiçbir işlemiyorum var şimdi. Sen buraları hatırlıyor musun? Görmüş müydün? Ben bunu sanki evin böyle geniş merkezinde böyle merdiven çıktığımız yer gibi bir yerde oluyor zannediyordum bu olayları. Yok yok, bu belli bir süre bekleyeceğiz burada. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Ateş ediyorum, işlemiyor. Kapıları da açmıyor. Saplıyordu valla. Birbirlerine mi vurdurtacağım acaba? Sesin gelmiyor Cengo. Bunların taktiğini söyleyeyim sana. Neymiş? Köşeye geç, duvar köşesine çapraz. Orada elinde bir tane mızrakla bunların ikisine vurabiliyorsun. Kendini arkaya at duvara, köşene. Anlamadım. Şey yapıyorsun, duvar arkana alıyorsun böyle köşeli duvara, böyle veya V şeklinde, elindeki mızrakla da onlara vurabiliyorsun böyle. Elimde mızrak yok ki benim. Ya mızrak bir şeyle vuruyor işte, bıçak mıydı neydi aldığın var ya. Bir tane şu şey var ya, kılıç gibi bir şey. Ben denedim bunu daha önce, demeç vurmuyor bu, mermiler de işlemiyor. Vallahi bunu... vuruyor demin işte, baktım patır kütür vuruyor. Böyle köşeye gitmiş duvarın köşesinde. Vuruyordu yani onlara. Sen video mu açtın izledin? Ya ben final videosunu aldım. Vuruyor yani. Hem de baga sokuyor onlara. Onlar buna vuramıyordu. Tam bu köşeye mi böyle? Bunlar birbirlerine vuruyor diye hatırlıyordum ha. Demek ki bir tane bunda vurmak gerekiyormuş. Bu silahı onun için vermiş bize. Çünkü pompaları denedim ya, ötekini sürede bekledim. Sürede bitmiyor. Her şeyi deneyecektik tek tek. Yoksa bizi bekletecektin 3 saat amına.
bir yumurta aldı. Scarlet H, Rose Colored H. Şimdi iki tane kapı var Cengo. Sağdan mı gireyim, soldan mı? Baba, sen mi biliyorsun Sertaç'a ya? Canından günden gitmek istiyorsan. Soldan girdim. Yumurta takıyormuşuz bunları, öyle giriyormuş. İkisi de aynı yere çıkıyormuş. Vallahi oyunu bitirdik herhalde Cengo, bakalım hiç kalmış ara. Harita burada da açılmıyor. Haritasız gideceğiz. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Kafa sesleri gelmeye başladı gene, bir şeyler duyuyor şimdi kendince. Oyun daha var ya bitirmene. Ama what are you looking at? Sen bir şey anlatma. Tamam anlatmayacağım. Ya ne yapıyorsun? Yo Oscar'ım, yayın yapıyorum da bir yandan da video çekiyorum, YouTube'a koyacağım videoyu. Sonuna geldim. Final kısmındayım da Silent Hill 2'yi bitiriyorum şu an. Sen ne yapıyorsun? I guess the hospital is making profit. Yani evdeyim, yattım, kalktım, iftar aldım. Are you still here? I told you to go. Yayın kalitesi nasıl diyorsun? Karşı bakalım. Bakayım. Don't come back. Sen izliyor musun Cengo hala? Ben seni izliyorum. O videoyu stopladım, izlemiyorum. Yayın kalitesi nasıl? Var mı sıkıntı? Yok mu oğlum ya? Güzel. Bir aşağıya iniş var. Buradan aşağı inemiyoruz. Yukarı çıkacağız çünkü su var. Valla oyun zaten eski olduğu için zaten şey, ama yayın hızında donmasında falan bir şey yok. Mandin kuşum ne yapıyorsun? İyi kardom. Evdeyim, anne var. Bugün Avru sokağına uğradım da balık aldım. Orada. Afiyet olsun. Ha, öyle bir son gömdük bir balık. Burayı hatırladım. Ne olduğunu hatırlamadım da. Hani böyle bir yere çıktığımızı hatırladım. Burayı sanki ben de hatırladım, biliyor musun? Sen izledin mi Silent Hill 2'yi, gördün mü ki? Valla ya izledim, ya ufak tefek oynadım. Ama burada yatak, yatağa mı ateş ediyorduk? Burada bir şeyler oluyordu ya, hatırladım ben.
Ölmüş olan karısını buldu en sonunda. Otocuz oynuyorum kanka ya arada. He. Final beyler, finali kesin. Oha, seto. Seto yavaş. Bu karısı 3 yıl önce öldü. Aslında bu adam kendisi öldürdü karısını. Ha, baş verin. Sonra mesaj geldi buna, bir tane mektup. Silent Hill'den seni bunu çağırıyordu. James'i, karısı Mary. Ölmüş karısı, o da onu bulmak için gidiyor oraya. Ondan sonra Silent Hill kişiye özel muamele çekiyor. Senin kafa sesine göre, senin psikolojine göre yaratıklar üretiyor hayal gücün. Sen Mary değilsin diyor. Silent Hill'in Resident Evil'dan bile daha iyi orijinal senaryosu var ama onun üzerine pek düşmediler. Valla PlayStation 5'te bir tane daha seri çıkarttılarsa bomba olur. Ha. Şu an yaratığa dönüştü. Final bu. Görmem lazım yaratığı. Hala daha iyi iş yaptı sanki ya. Bana yakaladı ya. Sıktı artık ya bu şeyler de. Biraz pompalıyı da takalım. Kaç seri Seto? Anlamadım. Silent Hill kaç seri? 2 bu. Silent Hill 2. Ay toplam kaç seri? 1, 2, 3, 4, 5, 5 seri. 6.sı yapılırken iptal oldu. Anlaşmazlık çıktı PlayStation 4'te. Oyun bitti. İyiyim. Kafasında kurduğu hayaller. Mary.
Mary'i gösteriyor karısını. Yatalak hasta demiştim ya. Ne oluyor biliyor musun? Karılarına vuruyorlar. Gerçekte. Adam gidiyor şikayet eder her yere şey yapıyor. Harbi kendi vuruyor. Bir de arıyor. Katil arıyor bir de. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not the whole truth. You also said that you didn't want to die. The truth is, part of me hated you for taking away my life. You killed me, and you're suffering for it. It's enough, James. Kendi kadın istemiş James'e beni öldür diye. Çok hasta ya karısı. Adam o yüzden öldürmüş. Psikolojisi bozulmuş. Ondan sonra Silent Hill'e gidiyor. Pişman oldu herhalde. Olmaz öyle. Yok kendi ölmüş ya. Bizimki öldürmemiş. Aklın neredeydi? Mary James. Karı zaten ölmüş. Baksana buradan. Helal eskan yoruma bak. Karı zaten ölmüş oğlum baksana diyorlar. Django H2'da da skin görevleri var. Yapıyor musun onları? Ne görevleri var? Skin. Yok. Farklı mesela topçunun görünüşü değişiyor. Şampiyonun değişiyor. Görevi yaptığında. Yok be kanka. Sen yapıyorsun galiba. Mehmet abi yapmış hepsini de ben de şey yapmıştım. Basit görev yani. 3 tane topçu çıkartıyor. Bir tane. Ona gelmiyor. Bir hafta 2 hafta gelmiyor. What was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. In my restless dreams, I see that town. Rüyalarımda o kuleyi görüyorum. Silent Hill. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now. In our special place, waiting for you. Orası özel bölge. Silent Hill'den bahsediyor. Mektupta yazanları okuyor galiba şu an. Bir mektup vardı ya. But you never do. Seni bekliyorum. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Waiting for you. Efsane müziği çalar Silent Hill 2'nin. Oyun bitince çalıyordu galiba. Every day I stare up at the cracks in the ceiling. And all I can think about is how unfair it all is. Şimdi oyunun sonu. O yüzden arkadaşları susturdum. He told me I could go home for a short stay. Bitti daha doğrusu. It's not that I'm getting better. Son bir güzel müziklere odaklanmak için. Sessizlik olması için susturdum kendimi arkadaşlar. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. Eve geldiğim için mutluyum. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you.
I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But ama biliyorum, I want you to know this, James. Seni istiyorum, James diyor. Seni her zaman seveceğim. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Bir efsanenin sonuna geldik. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama beklediğim müziği duyamadım ben. Daha sonra mı çalacak?
Toplam 11 saate yakınmış. Bayağı dolaşmışız. 12 kilometre, 13 kilometre dolaşmışız. Düşmanlarla savaşmaya 95 vermiş. Çok fazla düşman öldürdüm ya ben. Farklı sonları var oyunun. Bu bir tane sonunu bitirmiş. Ben onu gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Efsane bir serinin sonuna geldik. Eğer istiyorsanız tekrar bu tarz oyunlar, yorumlarınızı eksik etmeyin. Herkese teşekkür ederim.